Yenge iyi misin? Ameliyat yaran çok mu acıyor? Aman Melek boş ver ya. Benim uzun zaman önce öyle bir canım yandı ki. Bu yaralar iyileşir. Esas yüreğimdeki acı hala ilk günkü gibi. O Sibel'i gördüğüm her gün. Kucağıma bile alamadığım bebeğim aklıma geliyor. Kızım bir gün öldü. Ama ben onu görünce her gün ölüyorum. Kızımdan sonraki boşluk. O boşluk hiç doğmayacak Melek. Öyle işte. Sen ne yapayım Kendal? Acımızı yaşamamıza fırsat vermeyin. Ben oğlumu toprağa verdim. Aldığım her nefes zulüm, yediğim her lokma haram, yattığım döşek taştan. İçim cayır cayır yanıyor. Allah hiç kimseye evlat acısı tattırmaz. Ama ben susayım. Acımı dillendirmeyeyim. Sen sanıyorsun ki bitti, geçtin. Bitmedi Kendal, bitmeyecek. Güldüğüm gün de olacak belki. Diyecekler ki evladını unuttu, bak gülmeye başladı. Artık her gülüş yüzümde yabancı. Her gülüş yüzümde emanet duracak. Ama bir tek ben bileceğim. Sus Kendal, sus. Allah rızası için sus. Bak ben susayım, sen de sus. Derman beklemeyeyim senden yarama. Ne senden ne bir başkasından. Ama tuz basma yeter. Yeteri kadar acımız var. Bir de sen harlama. Kula bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. Azma Kendal, azıttırma. Yeter, yeter. Yenge bak, beni dinle. Dinliyorum. Ya şu adamı kudurtma işte. Biliyor neler yaptığını, yapacağını. Kız sen ne deliymişsin öyle be? Sessiz sakin sandığımız Melek baya baya kendine kafa tuttu. Da benim anlamadığım, senin de benden nasıl durdu o? Orası mı, karıştırma yenge. Ay, onu karıştırma, bunu sokuşturma. Bana bak. Sen biliyorsun her şeyi değil mi? Biliyorum. Evet. Abim anlattı. Ne yara bakan yürek yakanmışım be. Tabii. Sonuçta sen de bir şey verdisin. Ya huyundan ya suyundan. Hiç de renk vermedin. Demek Baran'ın Ebru yengenin oğlu olduğunu biliyorsun. Bu haber var ya. Ne diyorsun yenge sen? Anne, burada durmanın bir anlamı yok. Hadi gidelim. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Özlem'e sabır gösterdikçe ne yaptığını unuttunuz tabii. Ben mi istedim bu hale gelmesini?
Sus dedikçe kudurdu, dur dedikçe koştu. Herkes layığı neyse onu görür. Anne hadi. Sürekli laf söyleyeceğine bir cevap ver Kendall. Özlem'in söyleyeceğim dediği şey ne? Ha? Ya geldiğim günden beri Nari'nin mektubu. Gel günahınla yüzleş diye bağıran Özlem. Şimdi olanlar. Ya senin söylediklerin Kendall? Günahı başlatan kim söylesin deyişin. Ne saklıyorsun Kendall? Ya siz de bir şey söylesenize. Murat'la mı ilgili ne? Herkesin ağzının kenarında bir şey var ama söylemeye çekiniyor. Ya siz de bir şey söyleyin hadi. Ana, ben seni yukarıya götüreyim. Ya niye korkuyorsunuz? Niye susuyorsunuz? Ne bekliyordun ki anne? Artık ne saklayıp gizliyorlarsa sen sorar sormaz çil yavrusu gibi dağıldılar, görmüyor musun? Bunlardan her şey beklenir. Anne geliyor musun? Birden sırra kadem bastınız. Ne dediyseniz yaptık ettik. Bekle dediniz bekledik. Murat ağa da gitti. Kendal iyice azıttı. Özlem'in gırtlağından elini çekmiyor. Siz bekle dur dediğiniz için bekliyorum. Yoksa ben yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapardın? Hı? Ne yapardın Kasım? Bana bak. Murat benim kardeşim gibiydi. Öleceğini biliyordum ama asla yakıştıramıyordum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha zaman. Sizin var, benim yok. Bundan sonra Kendall iyice üstüme gelecek. Benim canımdan şu kadarcık korkum yok. Anladınız mı? Sen bilirsin. Bu mesele düşündüğünden daha derine iniyor. Hesapsız kitapsız hareket etme. Vakti gelmedi. Biraz daha sabretmemiz, beklememiz gerek. Sen neyin hesabındasın Salman Bey bilmiyorum ama umurumda da değil. Bundan sonra diyorum, bundan sonra Kasım konuşacak. İstediğiniz her şeyi harfiyen yerine getirin. Şimdi her şey değişti. Benim de bekleyen bir hesabım var. Yenge sen ne dediğinin farkında mısın? İyice delirdin ha. Ya böyle şeyleri kafanda nasıl kuruyorsun ben anlamıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Sakın bir daha söyleme. Demek bilmiyordun. Sen gerçekten ne dediğinin farkında değilsin. Önce Baran Kendall'la Nari'nin oğlu dedin, şimdi o Maya tutmadı Ebru mu? Sen dedin. Abimle konuştum dedin. Murat Hasan ne dedi o zaman ha? Sen ne biliyorsun Melek? Söylesene bana. Melek, sen çık. Özlem'le konuşacağım. Sen anlamadın galiba. Beklemek gerek diyorum. Ben yeterince bekledim. Ortada çözülmemiş bir cinayet var. Recep'i hatırlatmamı ister misin? Recep kozu bana sökmezdi aslında.
Kendal bedelini ödedi diye sorgusuz sualsiz indirdim Recep'i. Gebermeden önce Recep ağasını yakacak bir şey bildiğini söyledi. Murat Ağa mevzusuymuş meğer, sonradan anladım tabii. Ben zaten Kendal'ın has adamı olarak çıktım içeriden. Sonra siz peyda oldunuz birden, dibimde bittiniz çıkar çıkmaz. Yok Kendal dediniz, yok intikam dediniz, para dediniz. Ben de eyvallah dedim. Bitmemiş davamın yoluna gidecektim. Ama kısmet hava. Aradığım şey burnumun dibindeymiş meğer. Ama ne halde. Artık derdim Kendal'ın parası değil. Sizin vereceğiniz paranın da hiçbir hükmü kalmadı. Artık derdim Kendal'ı ölmekten beter etmek. Baktım düşman aynı düşman. Tamam dedim. Olur dedim her dediğinize. Yalnız Salman Ağa, ben hiçbir işi bitirmeden bırakmam. Geç kalsa da, ertelense de o iş mutlaka biter. Oo, maşallah Kasım Efendi, maşallah. Ben seni ağama bir bir demez miyim ha? Sen görürsün Kasım, sen görürsün. Sen de sormaya başladın Ebru. Eğer öyleyse felaket yakındır. Benim felaketim. Melek çık dedim. Öyle gir deyince giren, çık deyince çıkan melek yok artık. Siz abi kardeş kapışın, bana müsaade. Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Onu bileyim, şunu bileyim diye bitiniz kanlanmış sizin. Ama beni de biliyiniz değil mi? Biliyiniz değil mi? Sizin alengirli işlerinizi pek çözemedim ama umurumda da değil. Dediğim gibi artık kalsın konuşacak. İnşallah birbirimizin ayağına basmayız. İşte o zaman her işinize evet diyen Kasım'ın başka bir yüzünü görürsünüz. Bu da sizin için hiç iyi olmaz. Şimdi tek tek hesap verme zamanı. Deyiver bağlım. Bu Kasım hergelesi neden hep senin burnunun dibinde? Hastaneden kaçırmalar, Ebru'yu çağırmalar, sağa vurmayayım diye elimi tutmalar falan, he? Bilmem. Belki vicdan vardır onda. Sen zulmünden, şerrinden korumak istiyordur beni. Hah, ben de onu diyeyim işte. Bu herif seni neden koruyor? Doktora gidiyik diye Entebbe'nin altını üstüne getirmeler falan ha? Özleme her şeyi de ama namusuna dil uzatma abi. Sen bu konağa rahatça girip çıkıyorsan o da Murat... Bana bak Melek. Sesin çıkıyor hem de fazla çıkıyor ha. Susuşumdan, görmezden, gelişimden heveslenme. Sana dayamadığında. Ama eceli gelen it gibi... Meraklanma abi. Sayende Özlem yengenin dediği gibi ölümle yoldaş olduk. O da ben de. Beni diri diri yakmaya kalkan sen değil misin? Anam biliyor mu? Yok. Benim de susuşumun sebebi var abi. Ama bu sebep merhametimden değil. Bunu böyle bil. Özlem, anam seni çağırıyor. İyi, gelirim.
Herkes de bir tafra, herkes de. Melek. Murat'ın anlattığı şeyi hala söylemedin bana. Sen başka şeyleri daha biliyorsun. Çatlatma beni kızım ya. Başka bir şeyler daha dönüyor Melek, konuşsana. Anam çağırmıştı seni yenge, hadi. Ben öğrenirim. Beni biliyorsun Melek. Öyle ya da böyle öğrenirim. Yalnız bebekleri gibi bir takım sıkıntılar olabilir. Bazı testler var. Onları yaptıktan sonra daha net konuşabiliriz. İlk oğlunuz ağzımda düşünecek olursak... Kula bela gelmez hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz kul azmadıkça. Azma Kendal, azıttırma. Yeter, yeter. Asım. Araban için özür dilerim. Annem camını kırmış. Tamir oldu mu? Asım boş ver arabayı şimdi ya. Tamirden falan da almayacağım zaten. Amcam ne yapıyorsa yapsın, alıyor mu, satıyor mu artık. Amcam, babam bilir yani. Ehliyet mi ehliyet uzun hikaye, gerek yok zaten. Ebru? Sen nereye? Abime gidiyorsun sen değil mi? Ne oluyor yine burada? Oğlum. Birazdan çıkarız. İşimize gücümüze bakarız. Haydi. Sen de fazla oyalanma. Ya bu tarlaya git, bu tarlaya git. Bir de bir şey anlasam gam yemeyeceğim. Baban anlatıyor, ben dinliyorum öyle işte. Neyse ben çıkayım Asım yukarı, tamam mı? Baran odasına gitti. Şimdi gelecek. Açma bakalım Kasım Efendi. Açma. Rıza. Kasım fabrikada mı? Yok ağam. Adama git Adana'da tahsilat ver dedim. Beyimiz Salman Bey miydi neydi? Onunla çekmiş arabaları kenarı. Bir muhabbet. Bir muhabbet ki sorma. Amma sen kaygısız ol. Ulan Rıza iş başında. Takipteyim yani. Alo. Alo. Hat gitti Zahir. Salmanlasın demek Kasım Efendi. Dur bağlım. Senin de bir ifadeni alalım. Ben dediğim için mi yoksa başka bir şey mi anlarız. Haydi evlat gidelim. Bunlar canımı burnuma getirdi benim. Baran, sen git. Fabrikada girip çıkmadığın delik kalmaz. Millet seni görsün, sen de onları gör. Gölgen hep üzerlerinde olsun. İt gibi korksunlar senden, anladın mı? Ağalık böyle olun.
Haydi koşun. Kasım gelmedi mi daha? Yok ağam. Aradım, telefon da kapalı.